Evet maksat muhabbet programıyla bir kez daha karşınızdayız. Liglere ara verildi artık her ülkede, her ülke federasyonunda ve futbol severlerde milli takım heyecanı yerini almış durumda. Bizim milli takımımızsa bu arayı İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı karşılaşmayla değerlendirecek. Ee, Tabi bunun dışında bazı listemize aldığımız karşılaşmalar var. Onları da değerlendireceğiz sırasıyla ama ilk olarak Türkiye İrlanda Cumhuriyeti maçıyla başlayalım. İrlanda Cumhuriyeti buraya çok deneysel bir kadroyla geliyor. Dünya Kupası'na katılma hakkını son maçta kaybettiler playoff'ta ve maç maçında 5 attı Danimarka yani Christian Eriksen mahvetti ve İrlanda Cumhuriyeti'nin o bir jenerasyonu da artık onlar da böyle çöpe gitti diyebiliriz. Demindaf'ın aynısı bir adam var şimdi ama Demindaf'ın evet. bir alt sınıfı oyuncu olarak Horgan diye bak göreceksin Horgan. tipi oynadığı yer boy poz hepsi aynı. Hadi be. Aynı mahalleden aynı ilçeden. Bir de bazı şeyler olur ya bu sporcularda çok var mesela bir oyuncuyu kendine idol olarak seçiyor. Zaten vücut dili de benziyorsa yaş da ilerledikçe iyice birebir kopyası Zaten oluyor. Zaten son 20 yılda da İrlandalı futbolcu olarak idol belirlenecek iki tane oyuncu vardı. Damien Duff'la Robkin. Bizim milli takımımızda da genellikle ilk Gelmişken kez milli olabilecek de. oyuncular Milce Milchelescu. Yani iki teknik direktör de skordan çok yeni oyuncuları ne yapabilir ne yapamaz onu test edecekler bu maçta. Eğer gerçekten oyuncu görme amaçlıysa yani e, belki de yeri geldiğinde oyun disiplini ve savunma anlayışının da fire verebileceği bir senaryoda gözümün önüne geliyor. Yalnız İrlanda Cumhuriyeti'nin tarihinde en çok alınan skor milli maçlarda 1-1. Onu da var. Biliyorum. Bak bu bilgi başka Aldım. bir yerde yok hocam. Bu bilgi başka bir yerde e, yok. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yok. Var kitapta var. 1-1. Bir bir. En çok aldığı skor 1-1. Bir bir. Peki buradan ben yola çıkarak hocam. Ben o yüzden maç hocam. skoru 1-1 oynayacağım. Karşılıklı oyuncak. gol mü diyoruz? Ben maç skoru 1-1 bir bir oynayacağım. Ben de karşılıklı gol diyeyim. Aynısının muadili. Cenk Tosun tabi formda atabilir. Son Enes Ünal performansı da süper. Villarreal, Atatürk'ün performansı da Ya maçı. 76'da oyuna girdi resmen maçı aldı. Hakikaten ya. Muazzam savunmasını kim açabilir ki dediğimiz anlarda. Ya bir bir. Enes dedi ki abi ben varım bana bırakın. Evet hadi diğer değer. maça geçelim. Diğer Almanya, maça geçelim. İspanya mücadelesi. Üst olur diyorum sen. Yani üst olur zaten. Diğer karşılaşmalara baktığımızda Hollanda, İngiltere, İtalya, Arjantin bunlar. Çok güzel maçlar. Abi yani hani... Hollanda-İngiltere çok güzel maç. Ona da ben... Bayağı Dünya Kupası... Şimdi Hollanda'nın yeni yani. teknik direktörü Ronald Koeman. Yavaş, Hollanda Dünya Kupası'na bile katılmıyor. Ha, şu en son ne zaman büyük turnuvalarda hatırla bakalım. Euro 96, Hollanda, 4-1. Euro 96 grubu son Michael maç. Hayır, yok. Yani. Shearer, Sheringham, o kadro. Terry Van Abelsen çalıştırdı. Başka hatırlamıyorum ama bu maç üst biter diye düşünüyorum. Niye? Ronald Koeman yeni teknik direktörü Hollanda'nın işte Everton'u oynattı. Southampton'u oynattı gibi oynatacaktır. İngiltere milli takımında da işte Gareth Southgate daha işte modern bir futbol oynatmaya çalışıyor. Yani o e, şey dönemindeki sıkıcılık olmayacak. Senin hoca var ya. MKG ile senin hocam var ya İngiltere'nin eski hocası. Şimdi Kıskası Palas'ın hocası. Roy Aybaba. Roy <laughs> Hudson. Roy Hudson. <laughs> Roy Aybaba. <laughs> Valla Hollanda İngiltere'ye ben de üst diyorum yani. Hollanda maçında Van Dijk'i sakatlayan İngiliz oyuncu benden çok şey çeker diyeceğim ama şimdi gidip Allah bilir Jordan Henderson sakatlar takım arkadaşı yani, olabilir yani. Olur olur abi futbolda böyle saçmalıklar bazen oluyor. İtalya-Arjantin'e ne diyorsun? Zor. Bana Zor bu, maç yani. Bana bu maç alt gibi geliyor böyle 1-0 Arjantin falan. Düşünelim eski İtalya-Arjantin maçları. 90 Dünya Kupası yarı finalde oynadılar. Napoli'deydi maç. Napoli'deki İtalyanların yarısı Maradona ise hep Arjantin tuttu. Ondan 86 onda. Dünya Kupası'nda var. 82'de var. Hepsi alt neredeyse. Daha evet. yakın geçmişte yok mu? Varsa hatırlarsın. Var mı? Yok ben hatırlayamıyorum. Ben sen, hiç hatırlamıyorum İtalyanlar. senin İtalya, daha Arjantin iyi ben son ben. yıllarda. Hafızam senden daha iyi değil. Hafıza konusunda sen ilk çıkan cep telefonusun. Ben son çıkan cep telefonu. Ya bırak Allah aşkına. Bir taksiye mi bir Ya daha demin Euro <laughs> 96'da diyorsun ki Michael Owen'ın golleri diyorsun. Euro 96'da Michael Owen'ın A milli olması da imkan yok. 16 yaşında 96, mı ne? 96 Fransa 98'de oynadı değil mi? Evet Fransa 98'de ha, Fransa attı golü Arjantin'e. Ben zaten orada maçı sanki İngiltere Arjantin. O maçta, maçta şey kimler yaptı. kırmızı kart gördü söyle bakalım. Simeone Beckham. Simeone görmedi işte Beckham gördü. Hemen atlıyorsun tuzağa Simeone hemen anında mi? gaza geliyorsun. Yap kuponunu git bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim yani hızlıca bir daha bir üzerinden geçelim. Türkiye İrlanda Cumhuriyeti'ne ne dedik? 1-1 bir, bir maç skoru diyorum. 1-1 bir, bir ma bir, bir maç skoru. Ben de üst diyorum. Almanya, İspanya'ya üst dedik. Hollanda, İngiltere'ye üst dedik. İtalya, Arjantin'e ben alt diyorum. Ee, sen ne diyorsun? Sen buna da mı İlk bir yarı biliyorsun? sıfır diyorum. İlk yarı sıfır. Gene güzel yerden geldi Halece. Ee, milli maç tahminlerimiz bu şekilde. Yeniden görüşünceye dek. Görüşürüz. Hoş sen hariç.